09.53 Betine Dolgun, koca götlü bir kadın. .09.37 bir kadın. Sevgili günlük, Merve hala gelmedi. Aa Merve, aha! Vallahi Merve, billahi Merve. Ben bu kızı arkadan her yerden tanırım. İşte şimdi yandın kızım sen. Şimdi bittin. İntikam vakti Merve. Evet, selamünaleyküm. Buyurun. Bir yetkiliyle görüşecektim. Evet, benim buyurun. Beyefendi, ben çevesegüve.net.tr'den geliyorum. Nereden? Çare varsa sesime gel, birliği.net.türkiye mi diyeyim beyefendi? Anlayın artık siz de ya, internet çağındayız. Hakkınızda ihbar var lütfen. İhbar mı? Taylandlı çocuk işçi çalıştırılıyormuş depoda 8 adet. Onun ihbarını aldık. Susmadı faksımız, telefonumuz. Beyefendi, yok öyle çocuk işçi falan. Ben sizin evraklarınızı bir görebilir miyim? Sivil ekibim ben beyefendi. Defterlerinizi kontrol etmem gerekiyor. Lütfen zorluk çıkartmayın. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani siz bir ofise geçin. Ben geliyorum hemen. Peki. Şu tarafta hemen. Şöyle mi? Evet. Tamam. Aşkım, denetimden gelmişler. Bir 10 dakika içeri giriyorum. Kusura bakmazsın değil mi? Bizim çocuklar seninle ilgilenir. Erhancığım saçmalama. Ne kusura bakması? Buradayım ben. Bak işine sen. Tamam, sağ ol. Kaç kişi çalışıyor beyefendi burada? Şimdi normalde biz 5 kişi çalışıyoruz ama ben 2 kişiye izin verdim. Şu an 3 kişi var dükkanda. İzin verdiniz? Evet, izin verdim. 2 kişiye? Evet. İzin belgeleri burada mı beyefendi? İzin belgeleri yok. Yani abi biz izin yapalım mı dediler, ben de yapın dedim. Yani o şekilde oldu. Olur mu böyle bir şey beyefendi? Burası Dingo Narı mı ya? Burası bir kuaför salonu. İzin kağıtsız iş olur mu? Ben izine çıkayım mı abim? Çık babam, paşam. Bu şekilde olmaz. Bak hata bir. Hata bir, hemen açığını yakaladım. Kesinlikle. Beyefendi, ben şu anda burada olan bütün personeli şu anda burada istiyorum. Tamam. Serkan, Mehtap, bir bakın canım bir hızlı. Sen de bir bak bana canım, hızlı. Hah, şöyle gel. Birincisi gitti. Erhan Bey. Erhan, evet. Bu da gitti. Ne oluyor abi? Allah. Kahretsin, bu da bayıldı. Şimdi Merve düşünsün. Kaldık mı senle dımdızlak? Mervem. Selam tatlım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkaramadım. Yeni mi başladınız burada? Çok normal, çıkaramam. Orhan ben. Aslında Erhan'ın ilk burada partneriyim. Beraber %50 açtık burayı ilk başta da ben sonra bıraktım. Tabii bir bunalıma girdim. O ara bir depresyon, o ara uzaklaştım. Yani daha çok hayvanla uğraşmaya başladım. Bir dönem, yani geçtiğimiz 4 sene kadar baytarlarla çalıştım. Veteriner baytar daha çok. İşte lama, buzağı, dana. Ondan sonra zebra yer yer. Bozayı bile kestiğim oldu en son. Darıca'ya çağırdılar hayvanata. Orada bozayı bile tıraş ettim, biçtim. Evet, ne yapalım senin için şu anda canım benim? Ne istiyorsun? Aslında Erhan bakacaktı bana. Son bir cilası kalmıştı. Dün boyasını yaptık, bitti. Yani Erhan badanasını boyasını attı, bugün cilası kaldı. İçeride bir adam var, belediyeden herhalde. Ondan defter bakıyorlar. Biraz da stres olmuş herhalde. Orhan dedi, sen dedi girişi yap, ben dedi çıkışını yaparım. Sıkıntı değil aslında, biliyor musun? Benim vaktim var, bekleyebilirim yani. Ay yok, ben zaten sana saçtan girmeyeceğim önce. Ben önce senin cildine bakayım canım. Cilt mi? Ay çok kuru. Aa, bakar mısın? Resmen keçe. Benimki mi? Ay kösele, bakar mısın şu deriye? Resmen Burning Man çekilir bunun üzerinde ya. Ya inanılmaz. Tam zımpare. El kesiyor. Ben sana çok özel bir bakımım var benim. Ayurveda bakımı yaptıracağım sana. Birazcık.
için nasıl keçlen bir sarmam gerekiyor. Ay hiç duymadım o kremi ben. Tabii. Bekleyelim, orası güzelce emerken. Şuradan da şöyle bir geçeceğim. Ne yapıyorsun? Sen yaslan sabit dursan. Sen beni çöz lütfen ya. Evet. Çok gerdi zaten bu beni. Emin olalım. Orhancığım canım sen çöz beni. Ay sen bir baksana, bir işi bitmiş mi Erhan'ın? Kafanı şöyle yana çevir lütfen. Erhan nerede? İstemiyorum ben böyle bakım falan. Evet. Ben biraz böyle tedirgin oluyorum biliyor musun? Of sen bir Erhan'ı çağırır mısın lütfen? Bitmiştir onun işi artık arkada. Ben istersen sana Erhan'ı değil ama şu şekilde Kayhan'ı çağırayım. Kayhan? Ya Kayhan. Ben... Tabii ki. Ne işin var senin burada? Nasıl buldun beni? Yıllar sonra beğendin mi Merve? Kayhan ne işin var senin burada? Ne alakası var? Burası benim kuaförüm. Ya ne işin var? Bak bakalım ne işin var benim burada. Ne bu? Ay ne bileyim ne? Yıllık. Yıllıkta hakkımda yazdığım bütün kötü, bütün aşağılık lafların bedelini ödeyeceksin şu anda Merve. Oğlum kaç yıl geçti aradan, ben yıllığa ne yazdığımı hatırlıyor muyum acaba? Hatırlamıyorsan senin problemin. Bana ne? Ben hepsini okudum. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Gerizekalı Merve. Ya manyak mısın Kayhan? Ama şimdi saçlarına güzel bir model yaptın mıydı? Sakın. Senden ödeyeceğiz. Saçmalama. Senden. Saçmalama Kayhan. Ödeyeceğiz. Sakın bak. Çok fena olur. Evet. Çok fena olur. Bunun bedelini ödetirim ben sana. Olan olmuş zaten. Sakın. Olan olmuş zaten. Tatlım. Gel bak, bakalım. Bırak saçımı. Şöyle bak, bırak. Şuradan, çok fena olacak. Şuradan çok şöyle olacak. Toplayayım. Şuradan şöyle. Evet. Bırak, Allah fena olur. Evet. Bu yerlere senin kalmayacak şu halin. Bırak beni ya. Allah belanı versin. Geberteceğim. Yeme yeme yapacağım senin elini. Gerçekten John Bon Jovi gibi oldu. Seni var ya. Yeme yeme yiyeceğim. Bırak beni. Bak, bırak. Bu modeli biraz değiştir. Hemen yapma. Ben sana Gorbaçov modeli yapacağım. Yapma bari. Gorbaçov.